Lakşya, sen delirdin. Kimin delirdiğini az sonra görürsün sen. Gel bakalım. Seni seviyorum. Benim yüzümden başına kötü şeyler geldi. Hepsi için senden çok özür diliyorum. Aşağı gel. Ne oldu? Neden yanlış bir şey yapmışım gibi beni aşağı indirdiniz? Neden bana bakıyorsunuz? Ne yaptım ben? Regine, ne oldu sana? İyi misin? Amca ben... Bu bileklik senin mi? Evet. İyi de ne yaptım ben? Yaptıkların yüzünden babam sana sadece tokat attı. Eğer ben olsaydım seni öldürürdüm. İyi de ne yaptım ben? Söylesin biri artık. Regine için nasıl böyle bir şey aklından geçer senin? Sen onun iffetine göz dikmeye çalıştın. Bana bunu nasıl yapabildin Sanskar? Kes saçmalamayı Regine. Hayır. Bu kız yalan söylüyor. Benim oğlum bunu yapmaz. Sanskar, bana bunu neden yaptın? Yalanlarınla aileyi inandıramadığın için bana böyle aşağılık... Regine, kes sesini. Bu yalan söylüyor. Yaptığımı söylediğiniz şeyi ben düşünmem bile. Bu nasıl ucuz bir iftira? Yani ben mi yalan söylüyorum? Tabii ki. Yalan söylüyorsun. Amca, hepiniz biliyorsunuz. Sarhoş olduğuma siz de şahittiniz. Ayakta bile duramıyordum ben. İnsanlar sarhoşken böyle şeyler yapabilirler. Ama ben hiçbir şey yapmadım Lakşi'ye. Aşağı Lakşi'yle birlikte indim. Kes sesini Sanskar. Söylediklerini kanıtlamak için bir delilin var mı? Yaptığını kabul etsen iyi olur. Çünkü bilekliğini mutfakta buldum. Düşmüştür belki orada. Bir dakika. Nasıl lan? Nasıl? Senin bilekliğin nasıl mutfakta düşecek? Sarhoş bir şekilde eve geldiğinde mi? Bilekliğimin nasıl oraya gittiğini bilmiyorum, tamam mı? Amca. Anne, baba, anne, lütfen söylediklerime inanın. Ben böyle bir şey nasıl yapabilirim? Ben bu evin oğlu değil mi? Gerçekten ben böyle bir şey yapar mıyım? Bana hiç inancın kalmadı. Bunlara gerçekten inanıyor musun amca? Neden kimse konuşmuyor? Anne. Sen de mi bana inanmıyorsun? Size yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Senin Sanskar'ın böyle bir şey yapabilir mi? Lütfen bana inan anne. Ben yanlış bir şey yapmadım. Deliller seni gösteriyor Sanskar. Bu bir yanlış anlama abi. Bilekliğimin mutfakta olması benim onu... Bu kız herkese yalan söylüyor.
Evet, sarhoş halde büyük bir olay çıkarttım. Ben bunu kabul ediyorum. Size hakkımdaki her şeyi anlattım. Ragini'nin yalanlarını da anlattım. Yeter Sanskar! Ragini'nin yalanı değil, o senin yalanındı bir kere. Ama siz bana inanmamışsınız. Bu kadar aşağılık bir şey yapacağımı göstermez. Sen neden susuyorsun? Konuşmayacak mısın? Ragini'nin yalan söylediğini biliyorsun. Eğer sen de bana inanmıyorsan... Kes şu oyunu, anladın mı? Kes şu oyunu, anladın mı? Tabii. Sen onun tarafındasın. Çünkü onun ortağısın. Evet Lakşı. Sanskar'ın ortağıyım. Ve ona inancım tam. Svara. Ragini senin kardeşin ve başına kötü bir şey geldi ama yine de... Biliyorum yenge. Ragini benim kardeşim ve hep öyle kalacak. Kardeşim olmasının yanı sıra o bir kadın. Bunun ne kadar hassas bir konu olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bu inandığım şeyi değiştirmez. Ve ben Sanskar'a sonuna kadar inanıyorum. Onun böyle bir şey yapmayı düşünmeyeceğinden de eminim. Svara sen... Daha lafımı bitirmedim Lakşi. Amca, Sanskar az önce bütün yaptıklarını itiraf etti. Bütün hatalarını kabul etti. Siz de biliyorsunuz. Hatalarını kabul etmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. O zaman şunu düşünün. Bunun üstüne neden herkesin gözünden düşeceği bir şey yapsın ki o? Çünkü beni yalancı çıkaramadı. Ve kimse onun söylediklerine inanmadı. Peki bunu yapmasının Sanskar'a faydası ne? Ayrıca az önce yengeme Sanskar'ın bunu yapamayacağını söylemiştin. Peki ne oldu da hemen fikrini değiştiriverdin? Senin dediklerine neden inanalım peki? Biz senin suçlamalarına neden inanalım peki Lakşi'ye? Ragini'nin doğru söylediği ne belli? Sanskar! Bugün seni mahvedeceğim. Çekil yolumdan. Baba lütfen bir kere olsun beni dinle. Neden dinleyeyim seni? Neden? Bana baba diyorsun. Ona kardeşim diyorsun. Kardeşine bu kötülüğü yapan adamın neden hala yanındasın peki? Eğer sen aileni umursamıyorsan ben neden seni umursayayım ki? Çekil şuradan. Baba dur. Ona elini kaldırarak kendi elini kirletme sakın. Polis çağıracağım. Onlar halleder. Evet. Polis çağırın. Böyle insanları hapse atmaları gerek. Hayır Lakşya. Polisi aramana gerek yok Lakşya.
Ben Sanskar'ın masum olduğunu biliyorum. Ve size bunu kanıtlayabilirim. Sıvara, sen hiçbir şey kanıtlayamazsın. Herkes Sanskar'ın yaptıklarını gördü. Ne gördünüz Lakşı? Bilekliğini mutfakta bulduk. Ne olmuş yani? Ragini kaçırıldığı zaman videoyu senin çektiğin de ortadaydı. Ragini'yi sen mi kaçırdın peki? Ne söylemek istiyorsan açıkça söyle. Lakşı'ya. Birkaç ay önce sen de suçlanmıştın. Sen ve benim... videomuz yüzünden. Ragini kaçırıldığı için yani. Yeter teyze, yeter. Bir kere beni dinlesenize. Ragini'yi kaçıran kişi ben değilim. Neler olduğunu hiç anlamıyorum. Bu ikisi seni kullanıyorlar kızım. Herkes bunu senin yaptığını düşünmüştü, hatırladın mı? Sıvara doğru söylüyor Lakşı. Çarmış'ta sen sussan çok daha iyi olacak. Bırak konuşsun Şekar. Konuşacak tabii. Çünkü Sıvara onun öz kızı. Ragini'nin ise sadece sözde annesi o. Neden böyle söylüyorsun? Annemle ben Ragini'ye yalancı demiyoruz. Sadece Ragini'nin bunu yanlış anladığını söylemeye çalışıyoruz. Çünkü Sanskar böyle bir şey yapmadı. Lakşı, eğer o zaman ben seni kurtarmış olmasaydım, ben sana inanmamış olsaydım, baban sana zaman kazandırmamış olsaydı, bugün hala hapiste olurdun. Kes saçmalamayı. Kendi hatalarını örtmek için bir günde 1000 yalan söylersin sen. O zaman işler farklıydı Sıvara. Bugün sen haddini iyice aştın. Bugün onun Ragini'yi öldürmeye çalıştığını sen de gördün. Baba, Sanskar bunu yaptığını inkar etmiyor zaten. Ama bütün olanlar karanlıkta oldu. Ragini saldıranın yüzünü göremediğini söyledi. O zaman Sanskar'ın yaptığını nasıl iddia edebiliyor? Yanlış anlamış olması mümkün. Ve o bilekliğe gelince o hiçbir şey kanıtlamaz. Amca, lütfen bana bir şans verin. Sanskar'ın masum olduğunu size kanıtlayacağım. Peki. Bay Durga Prensat, bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bir dakika efendim. Daha konuşmamı bitirmedim. Sanskar'ın bugün bir sürü hata yaptığını kabul ediyorum. Ama bugün suçlandığı şeyi kanıtlamak için sağlam bir delil ortaya sürülmedi. Sıvara. Sana yarın sabah kadar süre veriyorum. Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlayacaksın. Eğer yarın sabaha kadar bunu kanıtlayamazsan... Buna hiç gerek olmayacak amca. Çünkü ben Sanskar'ın masum olduğunu biliyorum. Bay Durga Prasat. Sıvara hiçbir şey kanıtlayamaz.
Biz hepimiz buradaydık. Eğer ortaya sahte dili çıkarmaya çalışırlarsa cezalarını ben veririm. Evet Sıvara, işte o zaman işler farklıydı. Sen öyle bir şey yapmayacağımı bildiğin için... Lakşia, bugün de Sanskar'ın masum olduğunu biliyorum ben. Peki. Yarın sabaha kadar zamanın var. Yarın sabah geleceğim. Ve seni hapse kendim götüreceğim. Elimden kaçamazsın. Gel anne. Bayan Annapurna, sakıncası yoksa ben akşam torunumun yanında kalabilir miyim? Anne, hiç merak etme sen. Sanskar'a bir şey olmayacak. Siz onu içeri götürün. Peki, gel. Anne, sen bütün bunların olduğunu nasıl öğrendin? Yanlışlıkla anneanneni aramışsın. Her şeyi duymuş. Ve o bana anlatırken de Şekar'la babaannen duydu. Çok korkuyorum kızım. Hepsi benim hatam. Anne. Ben bir anne olarak... Nasıl bu kadar bencil olabilirim? Kendi evliliğimi kurtarmak için. Sindur bir kadın için kocasının sembolüdür. Alnına sindur sürdüğünde kocasıyla yeni bir hayata başlar. Ama sen bunu mecburiyetten sürdün. Gerçek böyledir işte. Hangi yoldan gidersen git fark etmez. Ben bunların hepsini iyi bir amaç için yapıyorum. Görürsün. Sonuçları da iyi olacak. Akşama gelince... Sanskar'ın biraz yoldan şaştığını kabul ediyorum. Yanlış yola girmişti. Ama o artık değişti. Ona atılan iftiralarla tuzağa düşürülüyor. Ve ben kimsenin ailemin şerefiyle oynamasına izin veremem anne. Evet, yanlış yaptı. Ama ben düzelteceğim. Anne.
affedersin, istemeden konuşmanızı duydum. Sindur yüzünden hala utanıyorum anne. Ama o sırada aklıma başka bir şey gelmedi. Bu yüzden de alnına sindur sürdüm. Ama söz veriyorum. Svara'nın hayatını asla berbat etmeyeceğim. Seni seviyorum Svara. Teşekkür ederim Svara. Bana inandığın için. Umarım Ragini'nin yanlış anlaması... Ragini bir şeyi yanlış anlamadı Sanskar. Anne, Ragini yalan söylüyor. O numara yapıyor. Şona, bunu nasıl söyleyebilirsin? Hiçbir kadın iffetiyle... Evet anne, şaşırtıcı olduğunu biliyorum. Ama gerçek bu. Evet Bayan Şarmış'ta. Svara doğru söylüyor. Ragini herkese yalan söyledi. Beni sürekli tehdit ediyor. Bugün Sanskar'ı kurtardım. Ama bir daha Lakşa'yla arama girerse eğer... ona öyle bir iftira atarım ki... kimse bir daha onu kurtarmayı başaramaz. Anne? Bugün de dediği şeyi yaptı işte. Bayan Şarmış da Svara'yı hep yanlış anlamış. Lütfen beni affedin. Çok büyük bir hata yapmışım ben. Svara, ben sana ve annene hep küstahlık ettim. Şarmıştan'ın anneliğini hep sorguladım. Bugün sizden yürekten özür diliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum Bayan Şarmışta. Tanrı herkese seninki gibi bir çocuk versin. Beni affedebilecek misin? Lütfen böyle söylemeyin. Ama bu senin yaptığın balıkları yiyeceğimi göstermez. Anne. Ben... gideyim. Kendine dikkat et. Sen de dikkat et anne. Svara, bugün oğlumun masum olduğunu kanıtlayabilecek misin peki? Çok az zamanın var. Birkaç saat sonra sabah olacak çünkü. Svara, neden bizi mutfağa çağırdın? Demek mutfağa geldin Ragini. Ve sonra biri sana arkandan saldırdı. Evet. O zaman içeride çok çamur olmalıydı. O kişi camdan girdiyse yerler çamur olmalıydı, öyle değil mi? Pencereden girerken ayakkabılarını çıkarmış olması da mümkün ama, değil mi? Bir dakika. Ayrıca o kişi de Sanskar'dı. Mutfağı odasından geldi ve Ragini'ye iğrenç bir şey yaptı. İşte bu yüzden yerde ayak izi yok. Ragini, neden mutfağa gelmiştin? Su için. Yani suyu karanlıkta mı içecektin? Svara, ne saçmalıyorsun? Bana bak. Neden sen sürekli torunuma bu kötü olayı hatırlatıp duruyorsun? Bak. Eğer araştırma yapmak istiyorsan yap.
ama torunumu buna karıştırma. Gel kızım. Bir dakika Bayan Parvati. Ragini de bu araştırmaya katılacak. Bayan Parvati, bu olaya iki insan karışırsa ikisi de sorgulanır ve ikisi de cevap verir. Karanlıkta su içmen konusunu netleştiriyorduk Ragini. Hayır, ışığı açmıştım. O zaman Sanskar geldiğinde onu görmen gerekirdi. Hayır. O zaten mutfakta bekliyormuş. Ben su içerken o ışığı kapattı ve saldırdı. Kaçarken de bilekliği düştü. Bir dakika. Yani sen aşağı inerken çok mu ses çıkardın? Su içmeye geliyordun. Sanskar bunu bilmeden neden mutfağa saklandı peki? Yani su içmeye geleceğini nereden biliyordun? Sonuçta herkes mutfağa inebilirdi. Ben, annem, yengem, amcam. Sadece senin geleceğinden nasıl bu kadar emin oldu ki? Bunu bilmiyorum. Ama Sanskar mutfaktaydı. Peki Sanskar sana saldırdığı zaman sen ne yaptın? Bir erkek bir kadının iffetini lekelemeye çalışırsa o kadın ne yapar? Yardım istemek için bağırır. Ben de öyle yaptım. Ailem yardım etsin diye bağırdım. Peki. Amca, söylediğim zaman şu kırmızı düğmeye basar mısın? Lakşia'nın odasından buraya ne kadar zamanda gelindiğine bakacağım. Svara, bu ne saçmalık? Süreyle ne kanıtlayacaksın? Masum olduğunu mu? Sabaha kadar zamanım var. Lütfen. Bırak da çalışayım. Amca, kronometreyi çalıştır lütfen. Ne kadar sürdü amca? 40 saniye. Tamam. Peki tekrar çalıştırır mısın lütfen? Amca, ne kadar sürdü? 50 saniye. Ne kanıtlamaya çalışıyorsun sen? Ragini yardım istediğinde koşarak gelmişsindir, değil mi? Evet, Sanskar bunları yaptıysa tam o sırada koşarak yukarı çıkmalıydı. Ama ne söylemeye çalışıyorsun? Anapurna, bırak da konuşsun, mantıklı konuşuyor. Teşekkür ederim amca. Hepiniz yukarı yaklaşık 10-15 saniyede çıktığımı gördünüz.
Eğer bunu yapan kişi Sanskar'sa, o zaman biri onu yukarı çıkarken görmeliydi. Ama görmedi. Lakşa'ya yanına gittiğinde ise Sanskar uyuyordu. Mutfaktan dışarı pencereden çıktıysa ne olacak peki? Oradan tırmanıp odasına çıkmıştır. Olamaz mı? Svara, Lakşa'nın dediğini de kabul edebiliriz. Bay Durga Prasad. Yani ne ediyoruz tabii. Lakşa'nın söylediği doğru. Evet, kabul edebiliriz. Ama Sanskar'ın Ragini'nin su içmeye geleceğini nasıl bildiğini hala anlayamadım ben. Başkası da gelebilirdi. Tekrar düşün Ragini. Sanskar olduğundan emin misin? Evet Svara, Sanskar olduğundan eminim. Ayrıca mutfakta bilekliğini bulduk. Bu da delili sonuçta. Peki. Amca, siz, ben, Sanskar ve Lakşya hariç herkesin odalarına gitmelerini istiyorum. Ve ışıklar söndükten 2 dakika sonra buraya gelsinler. Svara, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü çok az zamanın kaldı. Bana bak. Yine oyuna başladın sen. İnsanları parmağında oynatıp duruyorsun. Bir şey kanıtlayamayacaksın. Bana bak. Sanskar'ın yaptığını kabul et. Doğru söylüyorsun büyük anne. Ben de sıkıldım artık. Svara'nın Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlamak için sabaha kadar zamanı var. Bu süreyi ona ben verdim. Ve ona yardım etmek bizim görevimiz. Herkes odasına gitsin Lakşa. Ve Sanskar. Siz kalın. Svara, aileye durumu anlattım. Ama ne yapmaya çalıştığını hala anlayamadım. Ragini'nin aşağı inmesini istiyorum amca. Ama 2 dakika sonra gelecek zaten. Lakşa, Svara ne diyorsa onu yap. Yürü. Dur. Sen değil. Sanskar getirecek onu. Ben mi? Neden Ragini'yi o getiriyor? Onları yapan o zaten. Lakşya, herkesin önünde bir şey yapmaya çalışması için insanın deli olması gerekir bence. Kesinlikle Lakşya. İki dakika sonra inmeliyiz. Tanrım. Svara'nın aklından ne geçiyor? Çok az zaman kaldı. Kim o? Büyük anne, Lakşya ben. Ragini'yi aşağı götürmeye geldim. Tamam oğlum. Git kızım. Bir şey olmaz, merak etme, git.
Ne olduğunu hiç anlamıyorum. Hala bir dakika var. Otuz, 29, 28. Kimse bir şey söylemesin lütfen. 15 saniye kaldı. Hadi gidelim. 10, 9. Affedersin Lakşa. 8, 7, 6, 5. Bir. Sıvara, bununla ne kanıtlamaya çalıştın? Amca, mutfağın karanlık olmasına rağmen Ragini ona saldıranın Sanskar olduğundan çok emindi. İnsanları bu kadar iyi tanıyorsa, neden şimdi Lakşya ile Sanskar'ı ayırt edemedi? Neden Sanskar'ı Lakşya sanıp onunla aşağı indi? Çünkü bana Lakşya olduğunu söyledi. Aynen öyle amca. Ragini ikisinin seslerini bile ayırt edemiyor daha. Nasıl bu kadar özgüvenle mutfakta kendine saldıran kişinin Sanskar olduğuna iddia edebiliyor peki? Ben size Sanskar'ın masum olduğunu kanıtladım. Eğer hala bana inanmıyorsanız, masum olduğunu kanıtlamak için hala sabaha kadar zamanım var. Bak Sıvara, ne dersen de, ne yaparsan yap, ne saçmaladığının benim için hiçbir değeri yok. Sanskar'ın suçlu olduğunu biliyorum. Senin ne düşündüğün de benim umurumda değil. Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlayacağım. Ve bunun için çok zamanım var. Lakşya, Sıvara doğru söylüyor. Odana git hemen. Sıvara ne istiyorsa yapacak. Sıvara, Sanskar'ımın masum olduğunu kanıtlayabilecek misin? Evet anne. Seni seviyorum Sıvara. Sıvara ne olduğunu Sıvara ne oldu?